Burada her şeyin farkındayım ama biraz arkadayım diyor Elanur. Bu konuşmada sanki birazcık daha Elanur aslında ilk başta onu yazanlardan birinin aziz olduğunu zannederken Kardelen diyor ki hayır bence seni Senemle Merve yazdı. Hı hı. Bundan sonra da e, Senem'in bir akşam önce yaptığı konuşmadan bahsediyorlar bir kız yazılması gerektiğini bir kız gitmesi gerektiğini çünkü bir kişinin hep dışarıda kaldığını kız fazlası olduğu için kız gitmesi gerektiğini. E, söylüyorlar. Zaten Senem'in bu tarz konuşmaları daha önceki oyunlarda da var ve bir cepheleşme durumu da ortada ve burada da Elanur'la e, Kardelen'in birazcık belki dedikoduya kaçar mı dediğim bir ikili konuşması var. Burada bunlar konuşuluyorken acaba <laughs> e, işte senin seni de prodüksiyona söyleyenler de zaten Merve ile Senemdi diyen Elanur olmuş olabilir mi söz istedi çünkü Murat'tan. Bu böyle birleştirme yapıyorum tabii ki şu an farazi olarak konuşuyorum bunları bilmiyoruz ama hani ipuçlarını birleştirmek istersek Ela'da böyle bir potansiyel görüyor musunuz? Ya olabilir ama ben bu e, olayların başından bir şey söylemek istiyorum. Senem sürekli e, Asena aslında Senem'in şu kelimelerinden rahatsızdı. Ben kendimi iyi hissediyorum. Bestofa ben çıkabilirim. Asena diyor ki bizim takımda herkes kendini çok iyi hissediyor. Herkes zaten best of'a çıkmak istiyor. Çünkü gönüllü takımındaki bütün kızlar kendini göstermek istiyor. Bir kişi hariç o da Kardelen. Çünkü zaten Kardelen'in yani tasdiklenmiş bir olayı var. Burada e, yüzdesi var. Kazandığı oyunlar belli. Özgürden Osmandan aldığı güç belli. Bir tek Kardelen'in böyle bir derdi yok. Hı hı. Onun dışında Senem Asena Zaten birbirlerini yiyorlar aslında. Hangimiz Aynen. daha iyiyiz? Hangimizin ismi konseyde çıkmaz? Merve de dahil oldu zaten. Daha sonrasında da Merve dahil oldu. Merve baktı ki, o, bunlar birbirlerini yiyorlar. Biri konseyde adı söylense, potaya girse bile oy alacaklar." Çünkü ortada bir olay örgüsünün içerisindeler. Hı -hı. Evet, es, es kaza ben de girersem potaya ben de ...elenebilirim çünkü çok sessizim dedi Merve... Hı hı. ...bir de e, performansı da çok iyi değildi... ...bir 3-4 oyun öncesine bakarsak... ...ortada yoktu... E, ...bu olayları Sonuçta. birazcık çıkartmak hı. için... ...sanki Merve demiş ki... ...benim bir şeylerin içerisine girmem lazım... ...benim biraz sesimi çıkartmam hı. lazım... ...üzerine de bence Senem çok güzel zemin hazırladı... ...zaten Asena'ya kurulmuştu... E, ...çünkü Asena Senem'in sürekli bestofa çıkmasından... Rahatsız sürekli ben iyiyim ben kendimi iyi hissediyorum ben oynamak istiyorum diyor Bestofa çıkıyor ve kaybediyor bunu da yüzüne vuran kişi Asena. Evet Asena'nın bozulduğu da bu zaten. hani beni Kardelen zayıf dese hiçbir demez. sıkıntı yok çünkü zaten Kardelen takımın en iyi kadını e, çıkmak istedin çıktın. Ve senin yüzünden kaybettik bile diyebilir. Zaten araları çok iyi değil. Hı hı. Bir, çarş, bir çarpışmanın olması normal. Asena'nın böyle bir şey söylemesi aslında her şeyi tetikledi. Hı hı. Buraya gelinmesi, bu dünkü akşam e, olayları izlememizin hepsinin zeminini hazırlayan Senem. Bence burada Senem, senin de dediğin gibi Merve'yi çok güzel kullandı Asena'nın üzerinde. Hani para verip al bakkaldan bana çikolata getir ama kendine de paranın üstüyle bir şeyler al. Evet. 10 lira verirsin, senin istediğin çikolata 8 lira tutar. 2 lira ya da kendine bir şey al derler ya. Merve de şu an kendine 2 liralık bir şeyler çıkardı ortaya. Bak Merve'den de bahsediyoruz. Hı hı. Ben bir kere Elhamdülk Kardelen arkadaşlığı. Survivor'da böyle uzun soluklu olabilecek bir arkadaşlık. Çünkü ikisi de birbirlerinin güçlü taraflarını kabullenmişler. Hı hı. Kardelen, Elanur'un popülaritesini kabullenmiş. Elanur da Kardelen'in performansını kabullenmiş. Bakın mesela bu çok dengeli bir arkadaşlık. Hı hı. Ee, Elanur yani tabii bu sene önümüzde şey ayrımları yok ama gerçekten genelde güçlü isimlerle de oynuyor. Ee, yani e, Nefisye'ye de çok oynadı oluyor. Yani baktığımız zaman Kardelen kadar Elanur'la oynamıştır. E, gerçekten hiçbir zaman isyan etmiyor. Hı hı. E, kendi fiziğine rağmen çünkü Elanur diğer yarışmacılara göre e, e, atletik değil. Hı hı. Boyu da aksa e, bir şekilde parkurda e, dezavantajlı. Çünkü Survivor'a e, sportif kontenjandan gelen biri değil. Hı hı. Gönüllüler işte evrim de çok iyi biliyor. E, oraya gelen 100 kişinin 98'i Rambo gibi Tabii. Evet. İki tane de böyle şıkır şıkır şey, <laughs> e, ne derler, küpeli, makyajlı kızlar geliyor mesela. Kokoş kızlar yani. Ben ya, ben Benim de öyle olmak isterdim, böyle süslenip pislenip kokoş olmak da beceremedik. Zaten yani. mesela o da şey <laughs> yazıyor, CrossFit antrenörü yazıyor oraya. Çünkü hani bir yerinden bir tutayım <laughs> diye. E şimdi <laughs> geliyor ama olmuyor parkurda, yapamıyor. Çünkü CrossFit antrenörü olmadığı da zaten ortaya çıkıyor. Ya da pilates. Ya, ya da pilates eğitmeni. Evet. Evet. Eğitmeni. Eğitmeni <laughs> falan. E, şimdi bu iş spor olmadan çok zor. Gerçekten evet. çok zor. O yüzden Survivor'a gelen ünlüler işte burada bir risk altındalar. Niye? Sportif bir geçmiş <laughs> yoksa burada performansıyla var olamadığı için... E, ...psikolojik olarak o sahnelerde, oyunlarda yaşadığı egosal tarafı geri atmak zorunda kalıp... ...burada böyle belki onun zamanında gösterilmesine gelmiş biri tarafından... ...neredeyse böyle aşağılanacak noktaya gelebiliyor. Büyük bir ego kaybı olabiliyor. Hı hı. Ee, o yüzden burada mesela şarkıcıların, sanatçıların işi falan... ...gerçekten çok zor. Çünkü performansın yoksa burada sinek ikilisin. Çok net. Ee, o yüzden Elanur'u ben başarılı buluyorum. Özellikle evet. Survivor'un başında daha iyiydi. Ama tabii sporcu olmadığı için artık yavaş yavaş yoruldu. O devamlılık kalmadı. Tabii. Ve dikkat ederseniz bir bırakmışlık da var. 3 oyun önce yine bir best of'a çıktığı bir oyunu da var tabii ki. Hani biraz geri dönmek de istiyor. Elanur geri geldi demek istiyor. Hatta şu lafı da var. Bütün kadınların yükünü çeken benim. En güçlü insanla oynuyorum. En az Günde üç, üç kere parkur çıkıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir avantajı var ama. Elanur bence geldiği kilonun muhtemelen en az 7-8 kilo altında. Bence de. E 10 bu kilo. Bu da ciddi bir hızlanma. Ben 10 evet, kilo diyorum. Ki. Yani ciddi bir hızlanma gerçekten. Mesela Kesinlikle. ben kendi adıma konuşayım. Survivor'a diyelim ki zaten hani bir altyapım var ama 3-4 ay hazırlanmış bir şekilde ilk parkurdaki ya da ilk 10 günkü performansımla 10-12 kilo verdikten sonraki performans arasında çok fark var. Çünkü gerçekten insan üzerinden o kiloyu attığı zaman çok fark ediyor. Bir anda böyle ayakların kendi kendine gitmeye başlıyor. Şimdi Elanur'da yani 8 kilo vermiş olsa en az %13-15 ufaldı. E böyle olunca da biraz hızlandı. Parkura da alıştı. E antrenman yemiş oldu orada. Çok spor yapmamış biri iki ay boyunca, boyunca burada koşturursa vücutta belli kas grupları oluşur. Doğru. E, öyle bir duruma da geldi. İşte tek sorun e, onun devamlılığı biraz zor olabilir. Ama bence güzel bir Survivor geçiriyor. Yani Benim ondan beklentimin çok daha üstünde yer alıyor. Evet. Neredeyse Asena ile Senem ile aynı performansta söz edeceğimiz bir yarışmacı Ama olmuş durumda. Ama Asena ile Senem'e konuşulacak insanlar bile değilsiniz benim için diye bitirdiği röportajı da var dün. İşte o da e, neden kaynaklanıyor? E, hani ya hayırdır arkadaşlar siz benim YouTube'da videolarımı izlediniz belki hani ben ele alırım um, benim işte Spotify'da hmm. şarkılarım var. Hani o bu tatta bir yaklaşım. O da aslında çirkin bir şey bence baktığında. Biraz çünkü ben onu hissettim oradaki şeyde. Bir Biraz ego bakma. Aynen. Hmm. Yoksa yani e, dedikleri burada tanıdığım kadarıyla diye bir baş şey koysa o zaman tamam. Ama hmm. bir böyle bir genel konuşup sanki ben şey hissettim hani e, dışarıdaki hayatla ilgili e, biraz daha hani siz konuşulacak insanlar değilsiniz. Hmm. Hani siz böylesiniz gibi hissettim. Ama bunu bir